Merhaba sevgili izleyiciler. Efendim bugün sizlere İstanbul'da dünya ticaretinin kalbinin attığı yerden CNR fuar alanından sesleniyoruz. Gold fuarındayız efendim ve fuarın en görkemli standının konuğu olduk. Sarı Gelin firmasının. Efendim yanımızda yönetim kurulu başkanı Sayın Baki Durak bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Kaç yıldır faaliyet gösteriyor Sarı Gelin firması? Sarı Gelin firması yaklaşık 23 yıllık bir firma. 1993 yılında kuruldu. Ana segmentimiz 22 er ürün üretmekti. Özellikle Türkiye içinde Doğu Anadolu'ya hitap ediyorduk. Daha sonra fiyatların yükselmesinden kaynaklanan, talebin düşmesinden kaynaklanan satın almaların düşmesi bizi dış pazara, özellikle Dubai pazarına ve Orta Doğu'ya yönlendirdi. Şu anda da ağırlıklı olarak orayla çalışıyoruz. Son 2 yıldır da iç piyasada 14 ayar ürünler üretiyoruz. İç piyasayı da dinamik tutmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Sektördeki yeriniz ve potansiyeliniz oldukça geniş. Sarı Gelin firması olarak ürün yelpazenizde neler var? Ürün yelpazemizde daha çok 22 ayar fantazi takılar var. Şu anda da 14 ayar fantazi takılar üretiyoruz. Bizde önemli olan trendi takip etmek, dünyada takı sektörünü takip etmek ve ona göre takılar üretmek. Onları kendi takılarımızda özgünleştirip kendi tasarımlarımızı yapıyoruz. Bu da müşterilerimiz tarafından beğeniliyor. Şu ana kadar da hep ilgi ve alaka görüyoruz. Başta siz olmak üzere profesyonel ve uzman bir kadronuz var. Kaç kişiyle nerede hizmet veriyorsunuz? Daha önce Kapalı Çarşı'da hizmet veriyorduk. Şu anda Kuyumcu kentteyiz. İmalatımız orada, toptanımız orada, perakendemiz de orada. Yaklaşık 60 kişiyle hizmet veriyoruz. Şu anda pazarlamada 15 kişi, yine atölyede yaklaşık 35-40 kişi var. Yine toplamda 60 kişiyle imalat ve satış yapıyoruz. İş hacminiz günden güne büyüyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neden tercih ediliyor Sarı Gelin firması? Ya bu biraz müşterilere verdiğimiz kaliteli ürün, kaliteli hizmet. Buna karşılık da teveccüh gösterilmesi. Çünkü müşteri her zaman haklıdır. Biz bu prensiple hareket ediyoruz. Bu da başarımızı arttırıyor. Bugünlerde öyle geldik. Bundan sonra da bu standartla devam edeceğiz. Altın alırken nereye dikkat edelim? Evet, altın alırken nereye dikkat edelim? Güzel. Şimdi Türkiye'de iki tip yatırımcı var. Bir yastık altına koyayım, işte ileriye dönük bana güven versin diye alanlar var. Bu insanlara her zaman işçiliksiz altınları öneriyoruz. İşte bu da nedir? Çeyrek altın veya ne bileyim ata altın veya bilezik olabilir. Fakat takı için, yani ben takayım diye almak isteyenlere de özellikle işte daha fantazi 22 ayar takılar veya 14 ayar takılar öneriyoruz. Bu insanlar da özellikle gecelerde, düğünlerde, kına gecelerine takıyorlar. Bunlar da bunu tercih ediyorlar. Bunun da tabii bir işçiliği var ama maalesef daha henüz Türkiye'de bu işçiliği kimseye anlatamadık. Yani altında işçilik olur mu, niye oluyor, neden oluyor deniyor. Bu da eminim bir yeni jenerasyona çözülecektir. Çünkü hiç kimse ayakkabıyı aldığı zaman ben eski inceye kaça satacağım diye sormuyor. Ama bir altını alınca herkes bu eski inceye kaça satacağım diye soruyor maalesef. Bu da zaman içerisinde yenilecektir diye düşünüyorum. Bu sadece bizim bölgeye mahsus bir soru şekli. Herhalde kuyumcular artık bunu yavaş yavaş bertaraf etmeliler. Çünkü artık kuyumculuğa zarar veriyor bu anlatma şekli. İnsanlara işte işçilik var, işçilikle altın ne olacak söylüyorlar. Bu da bundan sonra tahmin ediyorum artık bitecektir diyor. Biz devletimizden her zaman kontrol mekanizmasını kurmasını istiyoruz. Her zaman kontrol etmesini istiyoruz. Diğerlerini biz yaparız inşallah diyoruz. Efendim sektörde hedeflerimiz neler? Sektörde hedeflerimiz bundan sonrası için daha çok markalaşmak, markaya yatırım yapmak istiyoruz. Bununla ilgili de bir atılım yaptık. Yeni bir yaklaşık 3 yıllık daha küçük çocuğumuz olan bir perakende mağaza açtık. Burayı geliştirmeye çalışıyoruz. Fakat bunda da çok zorlanıyoruz açıkçası. Çünkü eleman bulmak da maalesef günümüzde çok zor. Yani gerek eğitim müesseselerinden, özellikle üniversitelerden genel arkadaşlar yeterli eğitimle gelmiyorlar. Oradaki eğitimin biraz daha kalitelendirilmesi gerektiğini inanıyorum. Onlar kalitelenirse biz daha kaliteli iş yaparız diye umut ediyorum. Yani sektör içine güzel üniversiteler açılıyor, güzel üniversitede güzel bölümler de açılıyor. Fakat içleri doldurulmuyor, içleri boş. Umarım buradan
bunu duyan arkadaşlarımız biraz daha bu işe ciddiyetle sarılırlar. Diyelim, ay yetişir inşallah diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Yıllardan beri başarılısınız zaten. Orta Doğu'da size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.